Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yeni bir açıklamalı meal ve müzakere programında da sizlerle birlikteyiz. Esat Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün Fetih Suresinin son programını çekmiş olacağız inşallah. Fetih Suresini de böylelikle tamamlamış olacağız. 26. ayet-i kerimede kalmıştık. 26. ayetle başlayalım. O zaman inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Bu ayet-i kerimeyi nasıl açıklayabiliriz? Bu ayetle ilgili neler söylemek istersiniz? Evet abi, o kafirler ki diye başlıyor. İzcaalellezine keferu. O kafirler ki onlar kıldılar, bir şey yaptılar. Kalplerinde var olan hamiyet hislerini cahiliye hamiyeti kıldılar. Bu taassup diye çevirmiş ama orijinalinde geçen kelime hamiyet, hamiyet olarak almak daha doğru. Hamiyet bir ahlak terimi, bir ahlak ve psikoloji terimi, himayeden, himaye etmek, korumaktan geliyor. Bir cins koruma duygusu yani, ama celali bir duygu bu. Öfkeyle karışık bir duygu. Böyle insan değerler dünyasına bir saldırı olduğu zaman o saldırıya karşı koyma motivasyonunun kaynağı diyebiliriz bu duyguya. Yani değerlere yönelik saldırılar karşısında öfkelenme veyahut işte utanç verici bir işi yapmaktan kaçınma da aynı duyguya dayanıyor. Bu haliyle her insanda her zaman olabilecek bir his. Ama hani her insan için farklı değerlere karşı farklı derecelerde geliştirilecek bir his. Mesela putperestler işte atıyorum tübel uzayı severler ve siz bu putlara söverseniz onların hamiyet duyguları kabarır. Veyahut işte vatanınızı, milletinizi, bayrağınızı seversiniz. Bu değerlere yönelik sözlü veya fiili bir saldırı olursa yine öfkeyle karışık bir hamiyet duygusu geliştirir ve harekete geçersiniz. Diğer yandan işte ilkel kabile faşizminin temeli de bu duygudur. Kabileler arası dayanışma veya hemşericilik, benim köylüm, benim hemşerim, toprağım motivasyonları da bu duyguya dayanır. Diğer yandan burada bir adanmışlık da söz konusu. Böyle bir his her insana lazım zaten. Yani bu kötü bir his değil, nötr bir his. Bunu özellikle vurgulayalım ki yanlış anlaşılmasın. Herkesin az çok benimsediği maddi ve manevi değerleri vardır. Hani o değerlere bir saldırı olunca da bu duygu her insanda harekete geçer. Bu değer benlik de olabilir. Yani bir insanın gururuna, onuruna saldırırsanız yine harekete geçecektir. Ailesine saldırırsanız yine harekete geçecektir. Ait olduğu, kendini mensup hissettiği gruba saldırırsanız, etnik kökenine saldırırsanız, parasına, puluna saldırırsanız yine aynı şekilde bu his harekete geçecektir. Sonuçta bu his fıtri bir his. Yani doğuştan insanın duygusal sistemine konulmuş bir his. Başkaca pek çok hisler gibi. Ancak fıtri duygular genellikle belki de her zaman terbiye edilmemiş, nötr, genel bir halde konulmuştur ya hani insanın içine. Onu terbiye etmek ise insana bırakılmıştır. Hani o insana o duyguları nasıl terbiye edebileceğine dair bir bazı kullanım kılavuzları verilmiştir. İşte vahiy bilgisi, kutsal kitaplar, hadisler vesaire. Bu bağlamda bunları bir kullanma kılavuzu olarak alabiliriz. Bunun yanında bir de insana irade verilmiştir. İnsandan o kullanım kılavuzuna göre iradesini de kullanarak o duygularının terbiye etmeleri istenir. Terbiye edilmezse ne olur? İşte ortaya ilkel kabile faşizmi çıkar, ırkçılık çıkar, hemşerilik gibi mikro milliyetçilikler çıkar, benim meslektaşım, benim devrem gibi durumlar çıkar. Hatta askerdeki devrecilik mevzusunu bile buna dayandırabilirsiniz yani. Bu duygunun terbiye edilmemiş, yani vahyin talimatları doğrultusunda terbiye edilmemiş haline Kur'an cahiliye hamiyeti diyor. Taassup diye çevirenler olmuş, kötü veya çok yanlış değil ama eksik kalabilir. Peki cahiliye hamiyeti ne demek? Hamiyeti anladık, bir de cahiliye kavramı var burada. Cahiliye bildiğimiz cahil olma durumu. Fakat bu cahillik okuma yazma bilmemek, ilim irfan sahibi olmamak, bir tahsil görmemek anlamında bir cahillik değil. Bu zamanla anlamı değişmiş bir kelime. Kur'an ve hadislerde cahiliye kısaca hani Kur'an'ın getirdiği şuurdan, imanın kazandıracağı, kazandırması beklenen şuurdan uzak olmak anlamında kullanılır. Yani ortada bir şuur ve hal durumu söz konusudur. İçsel bir durum yani. Bu zihinsel ve ruhsal olarak aydınlanmış olmamak denilebilir. Çok kuru bir tabir olacak ama öyle. İşte iman hakikatlerinden yeterince nasiplenememiş. Diliyle kelime-i şehadet getirsin veya getirmesin, namazlarını kılsın veya kılmasın, dışarıdan bakınca ibadetlerini yapsın veya yapmasın, bir insanın iman ve Kur'an hakikatlerinden, imanın kazandırması gereken şuurdan uzak olması da mümkündür. Buna da cahiliye diyebiliriz. Fakat bunu bugünümüz için söyledim. Yani günümüzün insanlar, kendimiz için söylüyorum yani. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bilirsiniz anekdotu, Bilal-i Habeşi'ye ey siyah kadının oğlu diyen bir sahabiye, sen de diyor hala cahiliye kırıntıları görüyorum. O sahabi de hiç ikiletmeden, ama
Ama o da şöyle dedi, ben böyle demek istemedim gibi saçma sapan bahanelere, mazeretlere sığmadan anında gidiyor. Bilal Habeşi'nin ayağını basacağı yere başını koyuyor. Sen diyor ayağınla basmadan bu başı yerden kaldırmayacaksın. Bilal Efendimiz de omuzlarından tutup kaldırıp o sahabeyi öpüyor. O sahabi de Hazreti Ebu Zer'dir yani. Barışıyorlar, helalleşiyorlar. Mesela halloluyor. Onlar öyle insanlar. Bizim şimdiki durumumuz onlarla kıyas edilmez tabii. Sahabeyi sahabe yapan da bu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesi altında yetişen insanlar da cahiliyenin en ufak bir zerresine, bir kırıntısına bile tahammülü yok yani Efendimiz. Yani kendimizi onlarla kıyaslamak adına söylemedim, haşa. Öyle anlaşılmasın. İşte diğer yandan Kur'an başka bir yerde kadınlara, özellikle peygamber hanımlarına, oradan işte derecelerine göre mümin kadınlara, evlerinizde vakarla oturun diyor. Cahiliye kadınları gibi kadınlık onuruna yaraşmayacak hareketlerde bulunmayın. Mealinde hitap ediyor. Bunu derken de cahiliye özelliklerinden bahsediyor. Yani işte kadınlarda dikkat çekme eğilimine uygun olarak yapılan hareketler, giyim, kuşam vesaire, Kur'an'da cahiliye adeti olarak nitelendiriliyor yani. Nur suresinin 30-31. Ayetlerine bakılabilir. Dolayısıyla cahiliye meselesi hani bir şeyi bilmek veya bilmemek meselesi değil. İmanın var olması veya olmaması, imanın olsa da tesirinin olmaması gibi bir durum denilebilir cahiliye için. Hani daha net anlaşılması için Hudeybiye'deki bir tablodan örnek verelim. Malumunuz hani Hudeybiye anlaşması imzalanacağında bu ortamda Mekke müşriklerini temsilen Süheyl bin Amr var. Sonradan iman edecek ve çok hizmetleri olacak olan bir sahabi haline gelecektir bu. Müminleri temsilen de tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var. Katip olarak Hazreti Ali var vesaire. Anlaşma yazılıyor işte. Anlaşmanın başına Bismillahirrahmanirrahim yazılıyor. Süheyl bin Amr bunu kabul etmiyor. Diyor ki işte onu silin. Bismillahirrahmanirrahim yaz. Efendimiz hiç itiraz etmiyor. Olur, o da olur. Yani Allah'ım senin adınla demek. Rahman ve Rahim ibareleri silinmiş oluyor. Daha sonra işte bu anlaşma Allah Resulü Muhammed ve ashabıyla Aleyhisselatü Vesselam Kureyş arasındadır gibi ona benzer bir ibare daha yazılıyor. Süheyl yine kabul etmiyor. Senin Allah Resulü olduğuna inansaydık zaten savaşmazdık. Onu da siliyor. Hamiyet duygusu bakımı yani. Üstünlük sağlamaya çalışıyor adam. Hazreti Ali ben bu ibareyi silemem diyor. Bak o da bir hamiyet duygusu. Efendimiz kendisi siliyor kendi ismini ve Resulullah ibarelerini. Hadi bunları da geçtik. Müminlere daha da ağır gelen iki madde var biliyorsunuz. Hani Mekke'den kaçıp müminlere sığınan olursa iade edilecek ama Medine'den kaçıp Mekke'ye sığınan olursa iade edilmeyecek. İşte Ebu Cendel'in teslim edilmesi durumu var yine bildiğiniz gibi, uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bu durumlar müminlerin hamiyet duygusuna çok ağır geliyor bu madde. Özellikle Hazreti Ömer'in hislerini ve ifadelerini biliyorsunuz yani. Ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz mümin değil miyiz? Niye böyle bir zilleti kabul ediyoruz gibilerinden. Bu sözleri söyleten de bir cins hamiyet duygusudur. Yani haşa cahiliye hamiyeti demek istemiyor. Müminlerin hamiyet duygularına çok ciddi tesir eden bir durum. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meselenin perde arkasına zaten vakıf. Diğer yandan Hazreti Ebu Bekir gibi tam iman etmiş. Yani haşa diğerleri tam iman etmemiş manasında değil de meselenin perde arkasını da anlayabilen sahabiler meseleyi anlıyorlar. Anladıkları mesele nedir? Ortada korunması gereken daha büyük bir değer vardır. Yani tarafkirlik gösterilmesi gereken, hamiyet duygusunun çalıştırılması gereken daha büyük bir değer var. Nedir o değer? Sulh, barış. Sulhu hayrun. Bu da ayet yani. Sulhta hayır vardır. Bu çok büyük bir değer. Neden çok büyük bir değer? Çünkü İslam güzellikleri ancak böyle bir barış ortamında daha iyi anlatılabilir. İnsanların bu güzellikleri daha iyi görmesi ancak barış ortamında sağlanabilir. O dönem içinde diğer kabileler, diğer insanlar o barış ortamında İslam'ı daha kolay benimseyebileceklerdir. Ha, biz burada Hazreti Ömer'den daha mı basiret olmuş oluyoruz? Haşa, hayır. Biz bunu sonradan okuduklarımızla öğrenmişiz ve kabul etmişiz. Hazreti Ömer bizzat yaşayarak öğrenmiş. Öyle bir yanlış anlama da olmasın haşa. Dolayısıyla burada hamiyet duygusu hak ve hakikat üzerinde şekillenmiş ve işletilmiş yani. Bakın ortadaki Süheyl'in yaptığı gibi kişisel onur, kabilecilik duygusu filan yok. Yani biz duygusu değil. Mesela tamamen hak ve hakikat açısından değerlendirilmiş ve işlenmiş. Anlaşılmıştır inşallah. Burada bir şey sormak istiyorum. Tam o esnada bölmek istemedim ama. Süheyl İbni Amr Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, biz senin Allah'ın Resulüne olduğuna iman etmiş olsak, buna inanıyor olsak seninle zaten savaşmazdık diyor ya. Kendi cephesinden baktığı zaman haklı değil mi orada aslında? Yani biraz ya, farklı bir konu ama. Kendi cephesinden haklı tabii ki. Yani formel açıdan bakınca mantıklı. Adamın tutumu anlaşılabilir yani. Evet, evet. O anlaşılmaz bir şey değil. Orada yani siz orada tabiri caizse diplomatik bir ilişki yürütüyorsunuz. Resulullah kelimesini kabul etmiyorum. Bunu silin dediği zaman bu eğer ulaşılmak istenen hedefin önünde çok ciddi bir engel değilse diplomatik olarak onu zaten o karşı tarafın istediği gibi yapılması gerekir ve Efendimiz de öyle yapmıştır. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Evet, ilk etapta duygusal olarak Hazreti Ali de silmek istemiyor tabii. Kendi açısından bakınca sonuna kadar da haklı. Ama Süheyl İbni Amr'ın isteği de, yani genelde böyle eserlerimizde okurken o an o isteğine bir tepki görüyoruz ama kendi zaviyesinden o da haklı bir şeyi dile getiriyor zannediyorum. Evet, yani konuyla çok alakası olan bir kısım değildi zaten. Aha. Sadece aklıma takılmışken ben size de, sizin de fikrinizi merak ettim.
ettiğim için sormak istedim. O zaman öbür ayet-i kerimeyle... Yani biz de o ortamda olsak biz de Hazreti Ali gibi davranırdık belki de. Yani o kolay kabullenilebilecek bir iş değil. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki insanları, sahabeyi terbiyesi o vefat edene kadar devam etmiş. Hazreti Ali'nin de zaten sonradan bu bazı diplomatik diyebileceğimiz tecrübelerine, ilişkilerine, davranışlarına bakılınca onun da böyle çok fazla duygusal olmadığı da görülüyor yani. Demek ki orada Efendimiz'in vermek istediği eğitimi almış yani ve ona göre davranmaya başlamış sonradan denilebilir. Teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Tenzelallahu sekinetu ala rasulihi ve alel müminine var. Yani kafirlerin, küfredenlerin kalbine işte enaniyet, kabilecilik ve düşmanlıktan kaynaklanan bir fanatizmi, cahiliye fanatizmini yerleştirdikleri o dönemde Cenab-ı Hak Allah Resulü'nün üzerine ve müminlerin de üzerine sekinesini indirdi. Cahiliye hamiyeti çok güçlü bir duygu abi. Bundan kendimizi tamamen arıtmamız, temizlememiz çok zor. Özellikle o psikolojik ve ahlak terimi olarak baktığımız zaman. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın muhakkak ama muhakkak inayetine ve sekinesine çok ciddi ihtiyacımız var. Burada hamiyet ve sekine duygularının birbirlerinin alternatifi olduğu gibi düşünülebilir. Fakat takva kelimesi daha çok alternatifi şeklinde ele alınması lazım. Çünkü her zaman kelime takva kısmına geçtiğimizde şunu görüyoruz. İşte Cenab-ı Hak onlara sekinesini indirdi ve onları takva kelimesine sabitledi, bağladı. Demek daha doğru. Siz mealde ne demiştiniz? Onları takva üzerine mi kıldı? Takva sözünü tutmalarını sağladı. Takva sözünü tutmalarını sağladı. Fakat hani gramer açısından onları takva kelimesine sabitledi, bağladı. Daha doğru bir meal olması lazım. Burada kelime kökü hani sabitlemek, irtibatlandırmak, bağlamak. Bu açıklamalara girmeye gerek yok. Buradaki takvayı Allah'ın emir ve yasaklarını ciddiye alma şeklinde anlamamız lazım. Hamiyet duygusunun konuları nedir? Hani bu cahiliye hamiyetiyle ilgili duygunun konuları neydi? Hani işte kabile, ait olunan kabile, etnik köken, köy, kasaba, şehir, grup, cinsiyet, işte feminizm veya ataerkilliği düşünebilirsiniz. İşte ekonomik sınıf, takım, tutulan takım vesaire. Böyle saçma sapan şeyler. Burada tarafkirlik veya hamiyet duygusunun nesnesi veya konusu doğrudan doğruya Allah Teala'nın emir ve yasakları haline geliyor. Yani hamiyet duygusunun terbiye edilmiş hali bu. Bir şey önemsenecekse, bir şeye tarafkirlik gösterilecekse, o şey korunacaksa, o şey sadece Allah ve Resulünün emirleri ve yasakları olmalı ki hakikatten ayrılıp da cahiliye hamiyetinin saçma sapan gereksiz zararlı yönlendirmelerine kapılmış olmuyor. Evet, diğer ayete şimdi geçebiliriz. 26. ayet-i kerimeyi bitirdik. 27. ayet-i kerimeyle devam ediyoruz. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bu ayet-i kerime hakkında neler söylemek istersiniz Esat Bey? Evet, Allah Resulü'nün rüyasını tasdik etti. Efendimizin gördüğü rüyayı onun hak olduğunu veya onu hak olarak tasdik etti. İnsanlar arasında bulunsaydı Allah, hani noter tasdikli bir belge gibi veya resmi kurumlardan alınan bu böyledir, bunda şüpheniz olmasın belgesi gibi bunu tasdiklemiş olacaktı bu ayetle. Onu mutlaka gerçekleştirecektir anlamı verilmiş. İnşallah ibaresi kullanılmış. Bir de buradaki inşallah için evet birebir manası Allah dilerse demek. Allah'ın bizim dilek şart kipi dediğimiz Türkçe'de sase hani olursa veya bazen olduğunda her iki anlama da gelebiliyor. Temenni manasına da gelebiliyor. Bu çerçevede Allah dilerse siz emniyet içerisinde gireceksiniz manasına gelir ki hani bazen itirazlar olabiliyor ya Allah inşallah der mi ya, o senin günlük dilde kullandığın manada değil yani. Bu zaten bilinen bir şey. Allah'ın dilediği çerçevede, Allah'ın dilediği zamanda ve Allah'ın takdir buyurduğu şekilde gireceksiniz. Yani evet bir rüya var. Bu rüyayı da Resulullah görmüştür. Allah da bu rüyayı tasdiklemiştir. Siz bunu bu sene diye anlamış olabilirsiniz ama Allah'ın takdiri önümüzdeki sene içindi veya iki sene sonraydı. Zaten Efendimiz de illa bu sene dememişti. Bu cins umumi vaatlerde insanların genelde zamanlama hatası yaptığı görülür. Yani kendi zihinlerinde veya hayallerinde oluşturdukları bir zaman dilimi vardır. İşte o zaman dilimi içerisindeki beklentiler gerçekleşmeyince de doğal olarak ne olur? Hayal kırıklıkları yaşanır. Evet, Allah'ın bize vaatleri kat'iyen ve katiyen gerçekleşecektir. Bunda hiçbir şüphemiz yoktur. Ama bu işler onun emir buyurduğu gibi olacaktır. Bizim dilediğimiz veya kişisel yorumlarımızla öngördüğümüz zamanlarda veya bizim dilediğimiz şekilde değil. Allah'ın dilediği zamanda ve onun dilediği şekilde olacaktır. Hakikat bu. 2x2=4 yani. Mananın böyle olması hani bu manaya muhatap olan müminlerin gönlüne bir açıdan acı ve hüzün verebilir. Ama bir açıdan neşe ve güven de verir. Acı veren tarafı şu, hani inkar etmeyelim. Hepimizde belli bir parça enaniyet var. Akıl ve kalp sahibi olarak yaratılmışız. Hepimizde bir ene duygusu var. Ya bu mesele şöyle olsa daha uygun olurdu. Bu meselenin böyle olmasını tercih ederdik gibi arzularımız olabiliyor. Fakat Allah diyor ki hayır, sizin istediğiniz gibi olmayacak. Benim istediğim gibi olacak. Yani duygu ve düşünce dünyanızı bir parça da buna göre terbiye edin. Alt metnini de buradan anlayabiliriz. Bu nedenle hani
o işte o terbiyenin hızına bağlı olabilir yani, belki de bilemiyoruz onun zamanlaması. Ayet devam ediyor. Tam bir emniyet içerisinde mutlaka Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Yani emelinize, hedefinize kavuşacaksınız. İşte kiminiz saçlarınızı tamamen kestirecek, kiminiz kısaltacak. Bütün bunları yerine getirirken de hiçbir korku da duymayacaksınız. Tam bir emniyet hali içinde olacak bunlar. Ama Allah sizin bilmediklerinizi bildiği içindir ki ondan önce size pek yakın bir zafer nasip buyurur. Yani o Hudeybiye meselesiyle ilgili olur. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın vaadinde hulf etmeyeceğini, söz verdiğini mutlaka yerine getireceğini bilmek, fakat bunun zamanlaması ve şeklini de yine ona bırakmak lazım. Yani meseleyi bir bütün olarak bırakmak lazım. Onun bir bütün olarak bakmak lazım. Bir parçasına inanıp da bir parçasına inanmamak gibi oluyor aksi durumda yani. Allah sözünü yerine getirecektir. İman ediyoruz. Ama şu zamanda yerine getirecektir deme. Şu şekilde yerine getirecektir de deme. Allah vaadini istediği zamanda ve istediği şekilde yerine getirecektir dediğin zaman Allah'ın vaadine imanını bir bütün olarak ifade etmiş oluyorsun. İnşallah Cenab-ı Hak bu noktada da bizim duygu ve düşüncelerimizi terbiye etmemizi nasip. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki ayet-i kerime, 28. ayet-i kerime. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter diyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerimeyi nasıl izah edebiliriz? Şimdi burada bütün dinlerden üstün kılmak üzere meselesini tekrar bir cahiliye ahmiyetine haline getirmemek lazım. Yani benim dinim en üstün dindir. Senin dinin ne? Öncelikle İslam diyorsun ama senin İslam algın ne? Bugünlerde de bu mesele hakkında popüler derken aktüel diyeyim, bir tartışma var. Özellikle Twitter'da takip edenler belki vardır, bilmiyorum. Altay Cem Meriç ve onun karşısında, onun fikrine karşı çıkan bazıları arasında benim söylediğim İslam mıdır değil midir meselesi üzerine. Benim anlayışım İslam'dır ya da değildir meselesi üzerine bir tartışma dönüyor. Siz tam bu konudan bahsedince aklıma geldi, onu da ifade etmek istedim. Yani arzu edenler girip Twitter'da bu tartışmaya da göz atabilirler. Evet, yani bazı meallerde bu cahiliye hamiyeti duygusunun tezahürü görülebiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. İslam bizim dinimiz değil abi. İslam Allah'ın dini. Ve bu yönüyle Allah'ın tek kulu biz değiliz yani. Bütün insanlar Allah'ın kulu. O yüzden kendimizi özel bir yere yerleştirmemek lazım. Özellikle de hani ben Müslümanım, diğer insanlardan üstünüm duygusunu, bir cahiliye taassubu, bir cahiliye hamiyeti kırıntısı içine yerleşmemiş olması lazım. Bu çok önemli. Bu hatta şirki hafi, yani gizli şirke kadar gidebilir bu. Buna dikkat etmek lazım. Evet, Allah katında Müslüman, tırnak içinde Müslüman, diğer insanlardan daha kıymetli olabilir. Fakat burada bir de kendini diğer insanlardan üstün görmemek de İslam'ın önemli şartlarından birisidir. İslam sadece 5 tane şarttan birisi değil yani. Bir, ikincisi Müslüman ve mümin tanımlarına dikkat ederek konuşmak lazım. Uzun mesele, ayrıca konuşuruz. Bir de abi ekstra, Hazreti Ömer bile Müslüman mıyım değil miyim acaba diye bir korkuyu içinde taşırken, İslam devletinin evet, halifesiyken bunu biliyoruz. Evet. Acaba ben münafık mıyım değil miyim? Münafık listesinde adım var mı yok mu diye bu korkuyu içinde taşırken bizim kendi imanımızdan çok net bir şekilde emin olmamız da çok doğru bir tavır olmayacaktır herhalde. Diğer insanları cennet ve cehenneme layık görmek kadar kendimizi de cennete layık görmek de çok sıkıntılı bir durum. Bu kibrin bir yönü, hatta ucub ve riyaya doğrudan dahil olur. Hazreti Ömer'in yanında işte Süfyan-ı Sevri miydi? İsmi tam hatırlamıyorum, karıştırmış olabilirim, neyse. İlk dönem büyük ulemasından, mevliyasından bizzat sekerat anında, ölüm vaktinde böyle çok korku içinde tir tir titrerken, ne oldu yahu, günahlarından mı korkuyorsun? Yahu diyor, ne günahı? Hani ben kafir olarak görmekten korkuyorum. Yani iman öyle la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip de bunun üstüne yatılacak bir şey değil. O Allah'ın bir emanetidir yani. Kim akabinde kendi, bu zat bir rüyada da zuhur ediyor abi. O zuhur etmiş rivayete göre tabii. O zuhur ettiği rüyada hani akıbetin nasıl diye sorduklarında peygamberlerle aramda 4 parmak mesafe kalmıştı gibi bir şey söylüyor. Evet, yani bu korku da herhalde bizim terakkimiz için de önemli bir şey. Muhakkak, muhakkak. Allah'tan devamlı imanı muhafaza etmesini dilemek ve dilemek lazım. Yani kibir kadar insanı bir anda aşağı çeken başka bir günah yok. Çok önemli. Bu yüzden hani dinin üstünlüğü sağlansın diye gönderdi gibi mealler yanlış. Doğrusu belki şu olabilir. O Allah ki huvellezî erselâ rasûlehu, rasûlünü gönderdi. Niye gönderdi? Doğrunun ve doğruya giden yolun ta kendisiyle, yani hakkaniyet, doğruluk ve adalet üzere tesis olunan hak dinle gönderdi ki o hak dine başka her din ve sistemin, sistem kelimesi de sıkıntı olabilir, her dinin farklı yolların, Allah'ın razı olduğu yolların dışındaki yolların üzerinde bir mevki verilsin. Vaadinin doğruluğuna ve Resulünün risaletinin hakkaniyetine de şahit olarak Allah kafidir. Bu
burada İslam'ı bir sistem olarak ele almak yanlış değildir ama eksiktir diyelim. Bunu da yine erteleyelim çünkü uzun bir konu. İslam sadece belli kural ve kaidelerden ibaret formal bir hukuk sistemi değildir abi. Bu çok yanlış bir algılama olur. Bu meselenin sadece bir yönüdür. Evet. Diğer ayete geçebiliriz, son ayete. Son ayete geçelim. Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Bu ayet-i kerimeyi de açıklayarak. Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onun mahiyetinde bulunanlar da eşiddâ ve alel küfâr. Kafirlere karşı çetindir, serttir, şedittir. Burada yine mevcut bugünkü din anlayışımıza geliyor mesela. Küfar derken öncelikle şu anki hani Hristiyanlar, Yahudiler, Ateistler, putperestler her neyse bunların hepsi kafir. Bu şekilde bir anlayış var. Bir şekilde ben Müslümanım diyenler de Müslüman. Yani mesele tamamen zahiri kimliklere, zahiri beyanlara göre sınıflandırma eğilimindeyiz. Bu yanlış. Tamamen yanlış. %100 yanlış. Kur'an küfar derken, kafir derken küfre izafe ettiği fiilleri gerçekleştirenleri kasteder. Belli bir grubu, herhangi bir dine mensup olduğunu söyleyen insanların tamamını değil. Dolayısıyla açık ve net söyleyelim. Hüseyin istediği gibi anlasın. Ben Hristiyanım diyen insanların tamamına Kur'an kafir demez. Küfre izafe edilen bazı özellikler vardır ve bu özelliklere sahip olan insanlara Kur'an kafir der. Nedir bu özellikler? Yalan söylemek. Hepsinin tek tek ayet hadislerdeki karşılıklarını gösterebiliriz. Bu özelliklerden birincisi yalan söylemek. İkincisi insanları kandırmak. Üçüncüsü pis olmak. Maddi ve manevi. Dördüncüsü hakikatin üstünü örtmek. Yani amiyane tabirle kıvırmak. Kabul etmemek. Beşincisi hakikati anlatmaya çalışanlara mani olun. Doğru davranmaya çalışanlara mani olun. Altıncısı insanlara zulmetmek. Yedincisi şirk koşmak. Gizli veya açık. Daha da var. Kur'an'da aktarılan kafir vasfına sahip olan, kafirlere izafe edilen şeyleri yapanlar, aktif olarak yapanlara ve bunun yapılmasına Kur'an kafir veya çoğul hali olarak küfar diyor. Yani bunlar statik olarak insanların kategorize edildiği şeyler değil. Bunlar belli davranış kalıpları. Belli bir grup insan değil bakın. Bunlar belli davranış kalıpları. Ve daha da ötesinde o davranışlara esas olan kalp halleri, kalp durumları, zihin durumları, paradigmalar. Mesela bu yönü kaçırıldığı için insanların kendilerinden başka herkesi kafir olarak görmesi veya herkesi münafık olarak görmesi, herkes sapkın olarak görmesi çok kolay bir hale geliyor. Önce bunu bir tam olarak bir anlayıp yerleştirmemiz lazım. Diğer bir mevzu eşiddâ ve alel küfârdaki eşiddâ kelimesine bazıları hani kavga eden, düşmanca davranan gibi manalar verebilirler, öyle anlaşılabilir. Bu da eksiktir. Esasında mesele sert ve sağlam durmak demek. Fakat bu sertlik ve sağlamlık her zaman şiddete başvurmak anlamına da gelmez. Bazen onlardan gelen bir saldırıya karşı hakikati muhafaza etme adına sert cevap vermek anlamına da gelebilir. Bazen dik durmak, taviz vermemek anlamına da gelebilir. Onların dedikodularına, ivalarına, ortalığı karıştırmaya çalışmalarına kapılmamak anlamına da gelebilir. Onlarla beraber olmadığını açıkça ifade etmek, ben sizden ayrıyım anlamına da gelebilir. Mevzu yani bu küfür özelliklerinin kendisilerine ulaşmasına izin vermem ve bunu açık bir şekilde beyan etmek. Doğrudur yani yeri gelir bu vasıfları taşıyan insanlara karşı savaşmak da icap edebilir. İşte Bedir Savaşı'ndan tutun işte ne bileyim Malazgirt'e, Kurtuluş Savaşı'na kadar. Onu da hepsi demiyorum. Yani orada da bir sürü insan, bir sürü grup var. Orada da yine davranışları ve içsel özellikleri dikkate almak lazım. Daha sahih ve temiz niyetlerden bahsediyoruz yani. Sonuçta bu küfür vasıflarına karşı net ve sağlam bir duruşu ifade eder. Yani yoksa bu ne gidip kendi halinde bundan Hristiyan, Yahudi veya ateistleri rahatsız etmek anlamına gelir veya öyle olmasa da İslam'ı daha böyle yumuşak, daha light yaşayan, pek o kadar da umursamayan birileriyle uğraşmak anlamına gelir. Mesele bu değil yani. Çünkü Efendimiz öyle yapmamış, sahabe öyle anlamamış. Mevzu bu özellikleri gösterenlerdir. Buna karşı net tavırları vardır. Dönmezler, idare etmezler, alttan almazlar, taviz vermezler. Fakat yanlış anlaşılmasın, bu bile mutlak değildir. Her zaman ve her şekilde böyle davranılmaz. Karşı taraf çok zalim ise, aşırı zalim ise, zalimliğinin üstüne bir de arsızsa, mesela Mekke döneminde o izin verilmiştir. Yani size işkence ediyorlarsa ve hayatınızdan endişe ediyorsanız Allah'a inanmadığınızı bile söyleyebilirsiniz. Yani bu bir taviz vermek midir? Evet. Orada kafirlere karşı şiddetli davranacak, dik duracak
Bir haliniz yok. Buna izin verilmiş. Kalbinizden bunu söylemedikçe diyor ama. O da zaten kafirlerin gözlemleyebileceği bir şey değil. Kur'an hani bu net tavrı da hani bağırma, çağırma, haykırma değil. O kalpte bulunan net tavır demek. Bu net tavrın kalbin dışına çıkıp beyan edilmesi veya davranışa dökülmesi ise şartlara bağlı. Bazen hayat şartları öyle davranmanızı gerektirebilir. Şöyle konuşmanızı gerektirebilir. Bazen net tavrı gösterme adına elinize kılıç almanız da gerekebilir. Bunun her zaman örneklerini görebiliyoruz. Küfre veya küfür özelliklerine, bunların hayata karşı dökülmesine karşı eşit daha güçlü, sağlam, sert, tavizsiz. Diğer taraftan ruhama beynhum, kendi aralarında şefkatli, anlayışlı, merhametli. Dışarıdan bakanların hani tabiri caizse imreneceği bir kardeşlik. Uhuvvet, yani kardeşinde fani olma, tefani dediğimiz. Veyahut işte dünyanın mersusten yıkılmayacak bir duvar gibi durabilme. Şu yüzden hani esas tabiyetleri hak olduğu için hakka tabi olan diğer insanlarla aralarında zaten bir münaza, çekişme sebebi olmayacak. Olsa da hani insan olmanın bir getirisi olarak sahabe dönemindeki gibi bunlar, Hazreti Ömer'in devrinin sonuna kadar olan dönemi kastediyorum. Bunlar anında halledilebilecek meselelerdir. Bununla temelinde yine dediğimiz o tefani iman kardeşini kendisine tercih edebilecek hale gelme vardır. O da çok önemli. İman adına çok önemli. Müslüman olma adına değil, yani Müslüman adına ama da tabii ki de daha üst bir seviye olarak mümin olma adına çok önemlidir. Yani böyle kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe. Ruhama beynahum tarahum. Görürsünüz rükkanı succeden. Yani işte onları rükû ve secde ederken görürsünüz. Gerçekten belli bir seviyeye gelmiş, belli bir şuur seviyesini aşmış bir insan, diğer bir insanın kalbindeki sekineyi de bilir. Onun namazın, niyazın, davranışlarının hatta yüzüne yansıdığını da bilir. Ona da dikkat etmek lazım. Siman fil minnesel huzalike meselun fit tevrati ve meselun fil incil. Tevratta ve İncil'lerde olan vasıfları zaten anlatıldı. Sonuç olarak işte müminlerin siz tohum saçın gerisini Allah'a bırakın meselesinde özetlenebilir bu. Sonuçta abi evet, anlayışımızın azlığını, ifadelerimizdeki yanlışlıkları Allah'ın affetmesini, arkadaşlarına kusura bakmamasını, hatlarına helal etmelerini dileriz. Cenab-ı Hak Fetih Suresi'nde anlatılan hakikatleri daha iyi anlayıp hayatımıza uygulamayı nasip etsin inşallah. Ve Fetih Suresi de böylece bitmiş olsun. Amin. Çok teşekkür ediyoruz.